Dışarıda çok güzel bir kar yağıyor. Görmenizi isterdim. 23. dersimizdeyiz. 23. dersimize kadar bazen bir ismi, bazen isimle beraber harfi celi arattık. Bazense ayetteki cümleler içerisinde, bir ayetteki cümleler içerisinde son cümlesine bakarak 23. dersimize kadar geldik. Dersin PDF'sini videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. 30. dersimize kadar ekranda görmüş olduğunuz çalışmaları yapacağız. Planımız bu şekilde. Vaktiniz varsa siz de önceden çalışabilirsiniz. Bu dersimizde 4 tane ayet üzerinde duracağız. Yeni bir fiilimiz olacak. Ancak biz daha ziyade bu üzerinde işaretlemiş olduğumuz kısımlara çalışıyoruz. Tabi hazır ayeti görmüşken diğer kısımda yazabiliriz ya da birkaç cümle, birkaç kelime onlarla ilgili de söyleyelim. Ancak daha sonra aslında bu çalışmalarımızı yapacağız. 682. gün demişiz. Biz şu anda 10 günde 10 ayeti bitirdik. 20 günde 20 ayete geçeceğiz nasipse. Bugünlere gelebilir miyiz? Gelemezsek sizler devam edersiniz belki de. Ulaikellezine habidat a'maluhum. Habida boşa çıktı. Dişi için çekim kullanılmış burada. Çoğul ama önce geldiği için, fiil daha önce gelmiş olduğu için habidat şeklinde kullanıldığını, geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Ulaikellezine habidat a'maluhum. Belirtme hali değil. Nereden anlıyorum? Kurdele var çünkü burada. Bitişik zamir attığım zaman burası ne? Kurdele. Bizim çalışacağımız yer ise burası. Fid dünya. Dünyanın altında çizgi görmüyoruz. Arapça bir kelime değil. Vel ahireti. Niye ahirette alt çizgi devam ediyor? Çünkü fiilin etkisini buradaki vav devam ettiriyor. Ve mâ lehum min nâsirîn. Nâsirîn derken Elif Lam'ın olmadığı dikkat edelim. Yazma çalışmalarımızda minden dolayı da vav ye'ye dönüştü diye söyleyelim. Birkaç sefer okuyunca öyle tahmin ediyorum artık okumakta da zorlanmayacağız. Habida boşa çıktı. Habidatmış. E'maluhum. 282. gün. 278. gün. Sabaha yüzdü. Yesbahu yüzüyor. Geçmiş zamanı müzarisi yani şimdiki zamanda geniş zamanı. Geçmiş zamanın başına ne ekliyorduk? Yasin demiştik. Erkek kullanmıştık. Ya erkek ismi kullanmıştık. Yasin'in yeğesini getirmiştik. Üst çizgi oluyordu. Sebbaha bir tane daha B harfi eklenmiş, şeddelenmiş sebbaha ve zaten hemen bir muzaride bir gözümüze çarpan, çarpması gereken bir kurdele görüyoruz. Demek ki böyle muzariler kurdele ile başlıyorsa bu fiilde bir değişiklik var demek. Neymiş bu değişiklik? Bu fiile bir tane harf eklenmiş. Sebbaha tesbih etti. Yusebbihu tesbih ediyor. Sebbaha geçmiş zamanın direkt gramer olarak baktığımız vakit tesbih ederler şeklinde görüyoruz. Bazı meallerde direkt orijinalindeki gibi tesbih etti şeklinde almışlar. Bazıları tesbih ederler şeklinde almışlar. Zaten diğer ayetlerde de Yusebbihu fiilinde yani tesbih ederler şeklinde de yine ayette arattığınız vakit bu fiili karşılaşacaksınız. Sebbaha lillahi vav yok. Vallahi olamaz. Vallahu olamaz. Vallahi olamaz. Çünkü aynı zamanda hem vav yok hem elif yok. Demek ki o zaman sadece lillahi diye okuyacağım. Li'den dolayı alt çizgi. Ma fis semavati ve ma fil ard. Zaten artık neredeyse defalarca yazmıştık. Ve huvel azizul hakim. Birkaç sefer okuyunca Sebbaha'yı yanlış okumayız herhalde. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. 279. günde yine Sebbaha fiilini görecekmişiz. Arda arda almışız kolay olsun diye. Sebbaha lillahi ma fis semavati bu sefer vel ard ne yok? Ve ma fi bu ayette yok. Direkt olarak Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Sonu da zaten nasıl yine aynı öyle tahmin ediyorum ki zorlanmadan yazabileceğiz. Halidine fiha herhalde 30 ile 20 ile 30 arasındaki çalışmalarımızı alırız. Ancak daha önceki yazı çalışmalarımıza karşımıza gelmişti. Vaadallahu kurdele olmuş olsaydı Allah vaat etti. Vaade vaat etti. Vaadallahu Allah vaat etti olacaktı. Ancak kurdele değil alt çizgi görüyoruz. Demek ki ne olabilecek? Ne olabilir yani? İsim tanımlamasından başka bir ihtimalimiz de zaten yok. Vaadallahi alt çizgi elif lam yok. Neden? Çünkü özne. O zaman isim tanımlaması diyoruz. Hakka ve huvel azizul hakim şeklinde. Halidine fihi de ne yapabiliriz? Aratabiliriz. 24. dersimizde ve ma lehum min nasirin derken
Nasir'in derken elif lam olmadığına dikkat edelim. Yazacak arkadaşlarımız binden dolayı vav yine ne'ye dönüştü? Y'ye dönüştü. Zaten hep alt çizgi, üst çizgi, başka da bir şey yok. Bu dört tane çizgiyle bu şekilde derslerimize devam ediyoruz. Dört tane ayet üzerinde çalıştık demeyelim. Dört tane ayet üzerinde böyle biraz durduk diye düşünebiliriz. Ama yazabileceğimizi öyle tahmin ediyorum ben. 20 günde 20 ayet isimli serimizde görüşmek dileğiyle. Kar hala devam ediyor. Her şey gönlünüzce olsun.